Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır diyerek ırkçılığa karşı mücadele eden ve Amerika'da İslam'ın doğru anlaşılarak yayılmasına öncülük eden Malcolm X 21 Şubat 1965'te verdiği bir konferans sırasında düzenlenen saldırıda şehit oldu. Hırsızlık nedeniyle girdiği cezaevinden siyahi bir Müslüman olarak çıkan Malcolm X hac için gittiği Arabistan'da ırkçılığın İslam'la bağdaşmadığını görerek İslam'ın evrensel mesajını duyurmaya başladı. Asıl adı Malcolm Little olan Malcolm X, 1925 yılında Earl Little isimli bir rahibin oğlu olarak dünyaya geldi. Amerika'da siyahilere karşı ırkçı saldırıların zirvede olduğu bir dönemde dünyaya gelen Malcolm X, daha 5 yaşındayken ırkçı saldırılar sonucu evleri yakıldı, babası katledildi. Yaşanan olayların ardından annesi de akıl hastanesine yatırılan Malcolm X yetimhaneye verildi. Burada eğitim hayatına başlayan Malcolm X 15 yaşında öğrenim hayatını yarıda bırakarak New York'un Harlem şehrine gitti. Harlem'de hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı işlerine karışan Malcolm X 1946 yılında hırsızlık suçundan yakalanarak cezaevine konuldu. Hapishanede siyahi ırkçılığı savunan Nation of Islam İslam Milleti hareketiyle tanışarak Müslüman olan Malcolm X, 1952 yılında cezaevinden çıkınca hareketin lideri Eliyah Muhammad ile tanışarak yeni bir hayata başladı. Yaptığı çalışmalarla kısa sürede tanınan ve örgütün ikinci ismi olan Malcolm X, FBI tarafından izlenmeye başlandı. Hayatının bu döneminde Hristiyanlığı beyazların dini, İslam'ı da sadece siyahilerin dini olarak kabul eden Malcolm X siyahileri üstün olarak kabul ediyor ve siyahlarla beyazların ayrılmaları gerektiğini savunuyordu. Bu inançla çalışmalarını sürdüren ve davasının isimsiz bir hizmetkarı olduğunu simgelesin diye X soyadını kullanmaya başlayan Malcolm, 12 yıl kaldığı harekette verdiği konferanslarla örgütün görünen yüzü oldu. Cami eksenli yürütülen çalışmalar kapsamında yeni camilerin açılmasına da öncülük eden Malcolm X, bu camilerde verdiği vaazlarla çok sayıda siyahinin harekete katılmasına vesile oldu. Zamanla fikirleri nedeniyle Eliyah Muhammed tarafından dışlanmaya başlayan Malcolm X, 1964 yılının Mart ayında İslam Ümmeti Örgütü'nden ayrılarak Müslüman Cami adıyla yeni bir hareket kurdu. Daha sonra Afrika ülkeleriyle de temasa geçerek Afro-Amerikan Birliği adında dini olmayan bir örgüt kurdu. Aynı yılın Nisan ayında Hac ziyareti için Arabistan'a giden Malcolm X, burada siyah, beyaz her renkten insanın bir arada Allah'a kulluk ettiğini ve İslam'da asıl üstünlüğün takvada olduğunu öğrenince eski fikirlerini bir tarafa bıraktı. Hac ziyaretindeyken Amerika'daki bir tanıdığına yazdığı mektupta bu düşünce değişimini açıklayan Malcolm X, "Şehirlerin en kutsalına yaptığım bu hac benim için çok özel bir tecrübe oldu. Öte yandan da beni en çarpıcı düşlerimin de ötesinde" bir takım hiç beklemediğim lütuflara da mazhar ettiği ifadelerini kullanmıştı. Mekke'de yaptığı ziyarette kişisel ruhani yolunu İslam'ın derinliğini daha iyi idrak edebileceği bir noktaya yönelttiğini belirten Malcolm X, bu mektubunda şu ifadelere yer vermişti. Müslüman aleminde kim ki İslam'ı kabul eder ve beyaz yahut siyah olmayla ilişiğini keserse sadece insan olarak tanınır. Çünkü burada insanlar Tanrı'nın bir olduğuna ve insanların da bir olduğuna, tek bir aileye mensup olduğuna inanıyor. Hac dönüşü yeni bir hayatla beraber adını da El Hac Malikel Şahbaz olarak değiştiren Malcolm X, Amerika'da Müslüman Camisi ve Afro-Amerikan Birliği örgütü tarafından düzenlenen toplantılara katılıp İslam'ı anlatarak ırkçılığın karşısında olduğunu vurguladı. Önceki çalışmalarında özür dilemesine sebep olan çok şey yaptığını belirten Malcolm X, ırkçılığı reddetmekle beraber siyahilerin haklarını savunmaya devam etti. Ancak Malcolm X'in yeni duruşu ve çalışmaları eski örgütü ırkçı İslam Ümmeti hareketini rahatsız etmeye başlamıştı. Tehditler almaya başlayan Malcolm X, arabasına düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulurken bir süre sonra da evi ateşe verildi. Daha sonra üst düzey yöneticilerin FBI ile çalıştığı ortaya çıkan ırkçı İslam Ümmeti hareketi Saldırılarla yetinmeyerek Malcolm X'in New York'taki oturma izninin geri alınması için dava açtı. Tüm tehdit ve saldırılara rağmen çalışmalarından geri durmayan Malcolm X, insan hakları açısından da Amerika'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Suikast ihbarı almasına rağmen gerekli tedbirleri almayan FBI, yerleşik düzeninde tehdit olarak gördüğü Malcolm X'in katledilmesinin önünü açtı. 21 Şubat 1965'te Manhattan'daki Audubon salonunda konferans veren Malcolm X, düzenlenen silahlı saldırıda vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 21 kurşunla hayatını şehadetle tamamladı. İslam'ı tam olarak tanıdığı ömrünün son döneminde ırkçılıkla mücadele eden Malcolm X, yaptığı konuşmalarda Amerika'daki zulüm ve adaletsizliği de anlatmaktan geri durmadı. Demokrasi iki yüzlülüktür. Eğer demokrasi özgürlükse neden bizim insanlarımız özgür değil? Eğer demokrasi adaletse neden biz adalete sahip değiliz? Eğer demokrasi eşitlikse neden biz eşitliğe sahip değiliz? Demokrasi iki yüzlülüktür sözleriyle günümüzde demokrasi ihracı adı altında İslam coğrafyasını işgal edip kan gölüne çeviren Amerika ve Batılı müttefiklerinin iki yüzlülüğünü onlarca yıl önce dile getirmişti.